Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok özel bir oyun var. Psychonauts 2 isimli enteresan, ilginç, biraz da fantastik bir oyundan size bahsetmek istiyorum. Çok yeni bir oyun bu ve 2015 yılında duyurulmuştu ama çıkışı ancak 2021 yılına denk gelen bir oyun. Şimdi oyunda enteresan bir karakteri biz kontrol ediyoruz. Şimdi oyunun enteresanlığı sadece karakterden gelmiyor bu arada. Oyunun kendisi de çok acayip. Yani bir böyle insanın zihninde dolaşıyorsunuz, beyninde dolaşıyorsunuz, farklı farklı böyle ortamlarda dolaşıyorsunuz. İlginç bir oyun. Oyunda Rasputin, Z ile yazılıyor. Rasputin isimli bir karakteri canlandırıyoruz. Bu karakterin böyle eğitimli bir akrobat ve böyle genç psişik özellikleri de var. İşte mesela nesneleri uzaktan hareket ettirebiliyor ve çeşitli böyle zihin okuma gibi veya farklı işlevleri de yerine getirebilen ilginç bir karakter. Bu karakterimiz çocukluğundan beri aslında Psychonauts olarak bilinen gizli bir uluslararası psişik ve casusluk örgütüne katılmak istiyor. Ve sonunda da başarıyor. Ve buradaki aslında maceralarını anlattığımız oyunun ikinci bölümünde de bu maceralar devam ediyor. Benzersiz yetenekleri ve gizemli komploları bir araya getiren Psychonauts 2, sinematik stili ve çok sayıda özelleştirebilir psişik gücün yer aldığı bir platform macera oyunu. Oyunda böyle hem eğlence tarafı var, hem de macera tarafı var, hem de böyle komik tarafları var. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Yani esprileri İngilizce olarak anlamanız gerekiyor. Ama çok da anlaşılmayacak kadar da zor değil İngilizcesi, onu da söylemiş olayım. Siz bu Rasputin isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Bazen bir düşmanımızın dişinin içinde dolaşıyoruz. Bazen vücudunun farklı organlarında dolaşıyoruz. Bazen hayal dünyasının içindeki noktalarda dolaşıyoruz. Çok enteresan bir oyun olmuş. Oyun özellikle Xbox Series S ve Xbox Series X için özel olarak optimize edilmiş bazı özellikleri var ki 120 FPS'ye kadar da oynayabiliyorsunuz. Biz tabii ki burada PC sürümünü size anlatacağız ama PlayStation sürümünün olduğunu da söyleyelim. Ama ağırlıklı olarak Xbox için de geliştirildiğini konusunda altını çizelim. PC'de de oynayabiliyorsunuz. Yani Xbox için aldığınız zaman PC'de de oynayabiliyorsunuz. PC'de de biz Master bilgisayarımızda oynayacağız ve yaşadığımız deneyimi sizlere aktaracağız. Gelin şimdi Psychonauts 2'nin çılgın, egzantrik ve ilginç dünyasına hep beraber bir adım atalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna başladık. Ben biraz ilerlemiştim, onu baştan söyleyeyim. Hem oyunun karakteristiklerini görmek hem de böyle neler oluyor bitiyor anlamak açısından. Şimdi burada bu bir kahramanlarımızdan bir tanesi şu an Rasputin'i kontrol. Rasputin burada görüyorsunuz. Şuradan bir çıkalım. Evet, arkadaşın dişinden çıkacağız. Ağzının içindeymişiz. Ama çok böyle değişik, fantastik bir dünya söylemiştim ya. Evet, şimdi bizi tükürecek o. Doktor, diş doktorun da şu anda. Ve biz tükürünce Rasputin ve beraberindeki arkadaşı hop düşüyoruz bir yerlere. Burada bir savaşımız var. O savaşı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada bir böyle bir sinek gibi bir şey var. Elinde de bir ağırlık var. Burada bize söylüyorlar. Sasha diyor ki evet şimdi ben bir çıkış bulayım diyor. Sen de diyor bununla ilgilen diyor. Burada dangerous. Evet. Bunlar bayağı bir tehlikelidir diyor. Sen onunla ilgilenirken ben de çıkış arayacağım diyor. Bakalım. Hadi bakalım. Press Z ve evet Z'ye basıp kilitleyecekmişiz. Allah kafamıza vurdu ya, terbiyesiz. Evet çok güzel. Combo hareketler yaptık. Evet burada birkaç bir şeyle daha savaşmamız gerekiyor. Hemen koşayım ben. Koşarak kaçıyoruz. Tekrar Z ile kilitlememiz lazım. Z. Evet indirdik. Arkadaşı yok ettik mi? Yok. Eyvah 3 tane daha geldi. Eyvah. Z. E. Birini daha indirdik. Eyvah. Şunları indirelim. Hadi. Çabuk. Bunlar çabuk ölüyor ama yukarıdakiler biraz zor. Hemen kaçalım şuradan. Eyvah çıkış bulamadım diyor Sasha. Ne yapacağız? Evet altın bir kapı varmış burada. Oraya gideceğiz. Oyun böyle devam ediyor. Arada böyle sinematikler giriyor ve bize
bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi o kapıya gideceğiz, ne yapacağız, dur bakalım. Hadi bakalım. Böyle bazen şeyler çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kapıları bir indirmemiz lazım. Evet. Kapıyı indiriyoruz. Bunlar diş bu arada arkadaşlar, fark ettiyseniz. Evet, kapı indi. Şimdi bu kapıdan bir yere çıkmamız gerekiyor. Yine böyle fantastik bir dünya içinde bir yere gideceğiz. Hadi bakalım nereye gideceğiz, bir görelim bakalım. Hop. Başka bir yere geldik. Yürüyelim bakalım ne gösterecek. Burada bir tanıdık gördüm. Bu şeyleri toplamamız gerekiyor. Bunlar iyi oluyor arkadaşlar. Bize güç ve çeşitli şeyler kazandırıyor. Eyvah. Kayıyorum. Oo, düştük. Böyle değişik, fantastik bir dünya arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi oyun böyle bizi oradan oraya, oradan oraya değişik bir şeyde götürüyor. Şimdi karakterimiz konuşuyor. Dili isimli bir posterle konuşuyormuşuz biz şu anda. Bir böyle gizemi çözmeye çalışıyoruz bir taraftan da. Bu posterleri yakmakta bana yardım et diyor. Q yapacağız. Q'ya basıp bir şey yollayacakmışız. Telekineziyle. Evet, böyle değişik şeylerimiz var. Evet, yakıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Ne oldu ya? Yakmaya devam ediyor. Yakalım o zaman. Evet, böyle değişik telekinetik güçlerimiz de var. Şimdi bunu kontrol edelim. Şuradan Q'ya basıp tekrar. Bak, bunu da yaktık. Oyun içinde böyle değişik güçler var arkadaşlar. Bunları kullanarak tekrar bir yakalım. Evet, şimdi bunları da yaktık. Bir tane daha yakıyoruz. Evet. Evet. Yakamadık bunu bu sefer. Bunları yakamıyoruz galiba. Şunu bir deneyelim. Tam karşısında mı durmamız gerekiyor? Muhtemelen tam karşısında durmak gerekiyor. Evet, şu an işaretlendi. Evet. Bunu da yaktık. Şu aşağıdakileri, şunu yakalım. Burada bize bir şeyler söylüyor. Evet. Aha, burada bir şey açıldı. Böyle dolaşıyoruz işte, gördüğünüz gibi. Bir zihnin kıvrımlarında tabiri caizse burada bir şeyler aldık. Hop, çıkalım buradan. Buradan bir şeyler gidiyoruz. Evet, bunları toplayalım. Bunu da yakalım. Evet, burada da bir çıkış oldu. Gizli bir çıkış bulduk. Hop. Çabuk olmamız lazım. Bunlar düşüyorlar. Haydi. Evet, işte yepyeni bir alana daha geldik. İşte oyun böyle arkadaşlar. Oldukça fantastik tabiri caizse. Rasputin isimli karakterimizin farklı dünyalarda, değişik zihinlerin içinde farklı fantastik maceralarını yaşayabilirsiniz Psychonauts 2 ile. Söylediğim gibi videonun başında da farklı farklı sürümleri var. Xbox için alırsanız PC'de de oynayabiliyorsunuz. Yani Windows'da da oynayabiliyorsunuz. Ki biz öyle yaptık. Xbox için almış olduk ama aynı zamanda Windows'da da oynamış olduk. Siz de böyle
farklı bir oyun arıyor ve değişik maceralarda atılmak istiyorsanız ve standart oyunlardan da sıkıldıysanız, hani yürü, öldür, bir şeyler kazan tarzında oyunlardan da sıkıldıysanız Psychonauts 2'yi öneririz. Ama onun dışında böyle hani standart oyunları seven biriyseniz bu oyun size çok eğlenceli gelmeyecektir. Onu başta söyleyelim. Ve videoyu izlediniz, siz kendiniz karar verirsiniz alıp alınmayacağı konusunda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının bu bölümünde Psychonauts 2 isimli eğlenceli, enteresan ve fantastik oyunu sizlere anlatmaya çalıştık. Oyunla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi videonun yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.